Bir kitap niçin yazılır? Elbette okunması için. Peki bir resim niçin yapılır? Elbette temaşa edilmesi için. Ya da bir sergi niçin açılır? Elbette seyirciler için. O halde diyebiliriz ki, okunmayacak bir kitabı yazmak, temaşa edilmeyecek bir resmi yapmak ve seyircisi olmayacak bir sergiyi açmak abestir ve hikmetsizliktir. Madem her kitap okunmak, mütalaa edilmek ve tefekkür için yazılır, o halde hikmetle yazılmış bu çiçek kitabını kim okuyacak, kim mütalaa edecek ve onda yazılmış olan ilahi isimleri kim tefekkür edecek? İnsanlar ve cinlerin bu vazifeyi hakkıyla yapamadıkları ve yapamayacakları aşikardır. Bir de denizlerin dibinde, toprağın içinde ve semavatın kandillerinde yazılan kitapları düşünün. İnsan ve cinlerin nazarları bile oralara ulaşamaz. Nerede kaldı, oralarda yazılmış kitapları okusun, mütalaa ve tefekkür etsin. O halde, meleklerin varlığını inkar edebilmek için, bir, haşa, binler defa haşa, Allah'ın hikmetini inkar etmek ve Allah'ın haşa, abesle iştigal ettiğini kabul etmek gerekir. Bu kabul edildiğinde ise, her biri binlerce hikmetle yaratılmış olan şu mahluklar ve menba-ı hikmet olan şu kainat, parmaklarını bu kişinin gözüne sokar, kör olası gözünü çıkarır. 2. Âlemdeki kitapları inkar etmek gerekir. Çünkü kitap olmazsa, okumak ve tefekkür vazifesi de olmaz. Yani meleklerin varlığına ihtiyaç kalmaz. Bu ise, bu kainatı ve içindeki eşyayı inkar etmek ve kendi varlığıyla beraber her şeyin hayal olduğunu kabul etmekle mümkündür. Aklı başında olan bir insanın bunu kabul etmesi ise asla mümkün değildir. O halde, geriye tek seçenek kalıyor ki, o da, yazılan bu hadsiz kitabı okuyacak, mütalaa edecek ve onlardaki manayı tefekkür edecek meleklerin ve ruhanilerin varlığını kabul etmektir. Bu, kitapların varlığı kadar kat'idir ve kesindir.